salgın hastalık koronavirüsü nedeniyle evde kal uygulaması başlatıldı. Bizler de sizler için evde kaldığımız müddet boyunca küçük yaş grubundaki çocuklarımız için eğlenerek, öğrenerek ve sıkılmadan keyifle vakit geçirebilecekleri güzel antrenman programları hazırlamak için Öğrenci Bediler ekibine karşınızdayız. Alkışlıyoruz. Lütfen çocuklar, sizler de hazırlanın ve birlikte antrenmanın tadını çıkartalım. Evet çocuklar, peki neden jimnastik? Beniler, sence neden jimnastik? Çünkü ben jimnastiği çok seviyorum. Süpersin. Bildiğimiz üzere jimnastik branşı tüm sporların temeli. Tüm sporların temelini oluşturan bu jimnastik branşının bildiğimiz gibi çocuklarımız üzerine çok büyük kuvvetli etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birkaç tanesini sıralayacak olursak, kuvvet ve koordinasyon gelişimi, denge ve beceri gelişimi, aynı zamanda tüm vücudun genel esneklik yapılarının arttığı ve dahilinde güçlü bir bağışıklık sistemine sahip oldukları, kuvvetli bir omurgaya sahip olduklarını altını çizerek belirtmek istiyoruz. Haydi Beniler, o halde biz hazırlanalım ve antrenmanımıza başlayalım. Haydi koş 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 koş. Biz hazırız. Ya siz nasılsınız? Hazırlandınız mı? O halde antrenmanımıza başlayalım. Evet. Başlangıç olarak kullanacağımız aletlerimizden birisi, öncelikle antrenman esnasında gördüğünüz kulilerimiz. Yalnız evde bunları bulmak tabii ki de çok zor. Bunun için evde herhangi bir su şişesi, herhangi bir matara ya da farklı materyali kullanabilirsiniz. Evet, biz yavaş yavaş artık sporumuza, ısınma evresinde koşarak başlıyoruz. Hazır mısın beyler? Hazır mısın? Hazırız. O halde başlıyoruz. Aynı etrafında yavaş yavaş koşuya başladık. Minik minik burundan derin nefes alarak, ağızdan derin nefes vererek, kolları kullanarak sadece 2 dakika kadar koşmaya devam edeceğiz. Evet, aktif kollarını kullan. Beyler lütfen burundan nefes al ve ağzından nefes ver. Evet, devam ediyoruz. Evet, antrenman başlamadan önce bildiğiniz üzere ısınma bizim için çok önemli. Ve devamında mümkün olduğunda ısınmamıza yavaş yavaş devam edeceğiz. Şimdi yavaşça iki kulimizin ortasında dengemizi ayarlayacak şekilde başlıyoruz. Elemeye koyduk. Yavaş yavaş bacakları kapattık. Şimdi biraz daha yüksek tempolu interval hareketlerle birlikte biraz daha kalp atımını hızlandıracağız. Ve antrenmanı vücudu hazırlamaya devam edeceğiz. Hazır mısın? Eller belde, bacaklar sımsıkı kapalı. Parmak ucunda yükselebildiğin kadar yukarıya sıçramanı isteyeceğim. 10 tekrar. Hazır mısın? O halde sayıyoruz. Başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Süper. Biraz dinlen. Sonrasında bizlere yardımcı olabilecek düz bir çizgi lazım. Bunu da ne gibi şeylerle sağlayabiliriz? Herhangi bir bez, ip parçası kullanabilir, kendimize yön belirleyebilir ya da halı kenarlarını mümkünse kullanıp yardım amaçlı devam edebiliriz. Şimdi bizim halihazırda bir çizgimiz var ve biz bu çizgilerden yardım olarak devam edeceğiz. İkinci hareketimize devam ediyoruz. Beyler ne yapıyoruz? El belde, bacaklar sımsıkı kapalı, aç kapaya devam ediyoruz. Hazır mısın? Hadi başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, süpersin. Hadi biraz dinlendir bacakları. Şimdi yavaş yavaş sağa sola çift bacak sıçrama. Hazır mısın? Kapat tekrar bacaklarını sımsıkı tut. Gövde nasıldı? Dik. Her zaman gövde dik. Devam ediyorum. 1, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, şahanesin beyler. Biraz daha dinlen. Hadi şimdi tam çizgili hedef al. Bir öne, bir arkaya. Hazır mısın? Hadi başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Hadi son egzersizimizi yapıp hemen bu bölümü bitirelim. Ne yapıyorduk? Bacaklar makas. El belde tam çizgili hizam al. Bir bacak önde, bir bacak arkada. Yavaş yavaş tekrar başlayacağız. Sonrasında hızlanacağız. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Hadi hızla, hızlı hızlı. Aşağı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şahanesin. Çak. Evet. Bu bölümümüz tamam. Artık yavaşça vücudu temel esnetmeye hazırlayacağız. Esnetme egzersizlerimizle karşınızda olacağız. Evet. Isınma egzersizlerimizle devam ediyoruz. Şimdi tüm vücut açma germenize yavaş yavaş baş bölgesinden başlayacağız. Ve tüm vücudu dahil edeceğiz. Yine elleri bele koyduk. Mümkünse bacakları omuz genişliğinde açık. Evet. Vücuda dik duruşu sağladım. Ve yavaşça başımla bir sağ, bir sol. 1, 2, 3, 4. Hadi birlikte sayalım. 5, 6, 7, 8, 9. Süpersin. Hadi öne, arkaya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi şimdi bana ne bana ne. Hazır mıyız? 1, 2, ama saymayı bana eşlik etmen lazım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haydi daire. 1, dışarıya tam su. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve daireni artık öne doğru tamamla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sağ ol. Hadi kolları kocaman aç. Şimdi omuz hizasında mümkün olduğunca kolları açabildiğin kadar ileriye aç. Parmak uçlarında sanki birer boya kalemi hayal et ve duvara daire çizdiğini düşünerek parmakların ucunda küçücük dairelere başla. Kollar sımsıkı, dirsekleri bükmedin, omuzlar mümkün olduğunca güçlü ve minik minik daire çizmeye başla. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Süpersin. Haydi ellerini koy. Bacakları kapat. Ve şimdi artık çorba karıştırma zamanı. Biz yavaş yavaş çorbamızı pişirmeye başlıyoruz. Ve Beril'e bugünkü pişirdiğin çorba ne çorbası olsun? Hangi çorbayı çok seversin? Tarhana. Tarhana. Süpersin. Beril'e çevir. Sımsıkı belini tut. Tam tur çevirmeye devam et. Hadi yanından saymaya devam et. 1, 2, 3, süpersin. 4, 5, 6, 7, 8, 10'a kadardı. 9, 10. Tüm egzersizleri 10'a kadar sayıp devam ediyoruz. Şimdi ne yaptık? Bacaklarımızı kapattık. Ellerimizi biraz krem almaya başladık. Kremi benden alabilirsin. Allah Allah, kocaman eline sür yedir. Evet, bacaklarını yanına yapıştır. Şimdi bacaklarımıza krem sürerek devam edeceğiz. Hazır mıyız? Hadi başla. 1, 2, iyice uza benden. 3, 4, saymaya devam. 5, 6, 7, evet. 8, 9, 10. Hadi biraz daha krem al. Elindeki kremler gitti. Bir sürü al. Evet. Şimdi bacakları önüne koyduk. Artık bacaklar önüne krem sürme zamanı. Şimdi neye dikkat edeceğim? Hareket esnasında diz kapaklarını hiçbir şekilde bükmeyeceğiz. Ve uzanabildiğimiz kadar belden uzanıp parmak ucuna kadar dokunmaya çalışacağız. Haydi yavaşça al kremi. Sürerek in. Haydi başladım. 3, 4, evet. 5, 6. Süpersin Beril abi. 8, 9, 10. Son hamle, dikkat, dengemizi koruyoruz. Son hamle biraz daha krem aldık. Ve artık arka bacağı sürüp tamamen kremi bitireceğiz. Elleri aldık arkaya. Yine diz kapakları bükmüyoruz. Şimdi mümkünse topuklara kadar uzanacağız. Hazır mıyız? Hadi başla. 1, uzan iyice. 2, dizle. Bükme bacaklar sımsıkı ve gergin. 3, dengeni sağla.
Artık bacaklara geldi. Hazır mısın? Elleri alın hep. Gövdeyi dik tut. Bacakları minik minik açmaya başla. Minik minik. Minik minik devam et. Aç, aç, aç. Açabildiğin kadar devam. Bunu velilerimizden de yardım rica edeceğiz. Mümkünse çocuklarımıza hareketler esnasında eşlik edebildikleri kadar eşlik etmelerinde fayda olduğunu hatırlatalım. Yavaşça bacakları açabildiğimiz kadar açtık ve en uç noktaya indik. Burada tüm mümkünse avuç içlerimizle yerden destek aldık ve mümkünse bacakları açmaya çalışıyoruz. Esnemeye başladık. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve yavaşça oturduk. Evet, mümkünse kollar yine önde. Gövde dik, diz kapaklarının yönü değişmedi. Parmak uçları her zamanki gibi tavanı gösteriyor. Bacakları açabildiğimiz kadar açtık. Sabit, şimdi diz kapaklarımızı biraz daha dışarıya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça şimdi ellerle yürü, yürü, yürü ve göbeğini yere değdirmeye çalış. Bakalım Beriler, değdirdi, süpersin Beriler. Şimdi burada mümkün olduğunca başı kapat içeriye. Kollara uzanabildiğin kadar ileriye uzan, saçların rahatsız etmesin seni. Evet, saymaya başla. Burada sabit kalıyorsun. Beriler sen bir yandan say, ben bir yandan anlatayım tatlı. Burada mümkün olduğunca sabit kalıyoruz. Bir. Diz kapakları, topuklar ve kalçanın yürüdüğümüz olabildiği kadar uzun ve mümkün olduğunca hafif kalça bölgesinden karnıyı bastırarak iç bacak bölgesini açmaya devam ediyoruz. Evet, 10 tekrarımız tamamlandı. Yavaşça bacakları arkaya doğru aldık. Şimdi bu hareketimizin adı neydi Beriler? Ezilen kurban. Normalde yatan köpek. Yatan kurban. Yatan köpek, ezilmiş kurban. Bir sürü söylemi var. Biz bugünlük bu egzersizimize ezilmiş kurban diyelim. Şimdi burada ne yapıyorum? Yine kollarım mümkün olduğunca uzun. Diz kapaklarım kalça ekseninde mümkün olduğunca yana açık. Ve yine aynı şekilde iç bacak bölgesinin aktif açılması için üstten hafif minik minik çocuklara zarar verecek boyutta değil. Mümkün olduğunca ileriye uzanarak devam edeceğiz. Yine onun tekrarımızı saydığımızı hayal edelim. Yavaşça. Haydi başladık Beriler. Bacakları arkada kapattık. Hatta istersen bu tarafa dönelim. Ne dersin? Gel. Evet, yavaşça bacakları sımsıkı birleştirdik. Burada dikkat edeceğimiz nokta neydi? Topuklar sımsıkı birleşik değil mi Beriler? Hani ellerle yürü göbeğe kadar günaydın egzersiziydi. Artık bel bölgesindeyiz. Mümkün olduğunca başı geriye al. Beli aktif aç. Ve yine ona kadar say. 9, 10. Hadi yürü yürü öne doğru. Biraz dinlendir beli. Evet. Yavaşça bırak başı yere. Biraz dinlen. Şimdi yine aynı pozisyona geleceğiz. Ve aynı pozisyonda bu sefer bacakları da ekleyeceğiz. İşin içine bacaklarımız da devreye girecek. Baş iyice geride. Bacaklar dizlerden büküldü. Başa temas ediyor. Kuvve egzersizi. Mümkün olduğunca bel açık. Aktif ve sabit durmaya çalışıyoruz. Say bakalım. Bir. Ama gülmeden. Üç. Gülmeden. Beş. Evet, süpersin. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Süper. Hadi yavaşça bırak. Ve son esneme egzersizimiz olan köprüyü yapacağız. Ve artık diğer serilere geçeceğiz. Döndük sırt üstü. Şimdi ne yapıyoruz? Mümkün olduğunca kollar uzun, bacaklar uzun. Şimdi biz Beriler'le hatta tüm öğrencilerimle birlikte bu egzersizimizi, köprü egzersizimize seri anlamında 3 sayı verdik. Bu 3 sayıda yapmalarını istediğimiz tek tek bölge ve kısımlar var. Bunu sizinle de paylaşmış olalım. Ne dersin? Süper. Şimdi yavaş yavaş birinci hamleyle başlıyoruz. Birinci hamle hemen fil kulağı. Evet. Fil kulağında ne yapıyoruz? Mümkün olduğunca avuç içleri yerde kuvvetlenecek şekilde kulaklarımızın tam yan hizasında kocaman bir fil kulağı oluşturuyoruz. Evet. Kollar güçlü. Hemen ikinci hamle. Diz kapaklar. Büküldü ve bacaklar.
destek pozisyonuna sabit geldin. Ve artık son hamle. 3. Hazır mısın? Hadi gönder göbeği yukarı. Kollar kuvvetli, bacaklar kuvvetli. Sabit kal. Hadi say bakalım. 9. 8. 7. Kuvvetli dur. 5. 4. 3. 2. 1. Yavaşça bırakıyoruz. Evet. Evet, biz hayvan yürüyüşüyle devam ediyor olacağız. Lütfen tüm gücümüzü toplayıp bize eşlik edin. Evet, şimdi hayvan yürüyüşlerinden öncelikle kurbağayla başlayacağız. Kurbağalar nasıl ses çıkartırdı? Nasıl? Hadi o zaman bizler de devam ederken bir yandan da sesini çıkartmaya çalışalım. Hemen pozisyon aldım. Diz kapaklarını birleştiriyoruz. Bacaklarını sımsıkı aç. Kurbağa yapacağız. Hazır mısın? Her seferinde en yukarıya uzan ve yere en yakın mesafeye düş. Hazır mıyız? Taş bacakları, eller ortada, gövdedik. Derin nefes al. Karşı burnuya kadar. 1. Zıpla. Evet. 2. 3. 4. Süpersin. Hadi dön bakalım. Bizler kısa kısa devam edeceğiz. Yavaş yavaş çok daha fazla sizlere egzersiz gösterebilmek adına sizler lütfen bir anda uzun süre yapmaya çalışın. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bacaklarımızı açtık. Ayı yürüyüşüyle devam edeceğiz. Bir de ayılar nasıl ses çıkartıyor? Bizi izleyen arkadaşlarımız söylesin. Ayılar nasıl ses çıkartıyormuş? Biz de yavaş öğrenmiş olalım. Bu egzersizde dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi diz kapaklarımız hiçbir şekilde bükülmeden, kollarımız güçlü, bacaklarımız sımsıkı, yavaş yavaş sağ sol el ayak adımlamalarla karşıya kadar devam edeceğiz. Hadi başla bakalım. Minik minik sımsıkı bacaklar. Bir sağ adım, bir sol adım. Süpersin. Açık bacak ayı yürüyüşüne devam ediyoruz. Unutma, bacaklar sımsıkıydı. Hadi bir de kapalı bacak devam edelim. Bacakları sımsıkı kapat. Yine diz kapaklar bükülmedi. Eller yerde. Yavaş yavaş başla bakalım. Parmak ucuna yüksel. Evet. Minik minik yürümeye devam et. Bacakların ne kadar sıkı ve gergin olursa hareket esnasında o kadar verimli çalışmış olursun. Süpersin. Hadi zıplayalım. Evet, aç bacakları. Şimdi zıplayamayı da açık bacak ayı yürüyüşünün pozisyonuna geliyoruz. Ve mümkünse aynı anda çift kol ve çift bacak sıçramaya devam ediyoruz. Hadi başla beriler. Önce kollar, sonra bacaklar. Zıplayabildiğin kadar zıplamanı ve mümkün olduğunca kuvvetle durmanı istiyoruz. Süpersin. Evet, son bir tane daha hayvan yürüyüşü yapacağız ve bu bölümümüzü bitireceğiz. Şimdi son olarak bize tavşan yürüyüşü yapabilir misin? Hadi bakalım. Yavaşça dizlerini büyük. Beyler, tavşanlar nasıl ses çıkartıyor? Nasıl ses çıkarttın? Süpersin. Tavşanı biliyoruz. Evet, şimdi yavaş yavaş tavşan yürüyüşüne de dikkat edeceğimiz noktalardan bahsederek devam ediyor olalım. Kollarımız kuvvetli. Mümkünse dirseklerimizi hiç bükmeden kolları kuvvetli tutabildiğimiz kadar devam edeceğiz. Yalnız burada bacaklar mümkün olduğunca tam diz kapaktan bükülecek ve tam açılacak. Helal. Sımsıkı aç. Hareket esnasında sadece görmek istediğiniz bacaklarda dizleri büyük, dizleri aç. Dizleri büyük ve dizleri aç. Hadi yavaş yavaş ilerleyerek arkadaşlara daha detaylı göstermeye çalışalım. Hadi kollar. Hop bacaklar. Süpersin. Hareket esnasında bacakların ne kadar nizami. Tam bükülüp tam açıldığını dikkat edin. Evet, süpersin beyler. Yorulduk. Biz biraz dinlenip devam ediyoruz. Antrenmanımızın son bölümüne geldik. Biraz da kuvvet çalışacağız ve ilk antrenmanımızı bitireceğiz. Başlangıç olarak mümkün olduğunca tüm vücudu aktif bir şekilde ısıttık, esnettik. Biraz kuvvet, biraz hayvan yürüyüşleriyle antrenmanımızı artık bitireceğiz. Şimdi bizler velilerimizin yardımıyla çocuklarımızın kuvvetlenmesine yardımcı olalım. Hadi beyler başlıyoruz. Yat bakalım sırt üstü. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Mümkün olduğunca diz kapaklarımızı büktük. Velilerimizin bu aşamada sadece benim gibi çocuklarımıza yardımcı olabileceği pozisyona gelmeleri ve çocuklarımızı biraz motive etmelerini rica edeceğiz. Hazır mısın beyler? Şimdi her seferinde kalk bıçak yapacağız. Hadi başlayalım. Mekikle başlıyoruz ve yavaş yavaş
Nefes aldı. Beyinler devam ediyor. Hadi başla. Bir. Evet. İki. Tam kalk. Süpersin. Üç. Evet. Dört. Beş. Hadi kalk. Devam et. Artık dokuz. Evet. Hadi devam. Son. Yoruldum. Biraz dinlenelim. Biraz kaslarımız yoruldu. Evet. Şimdi hareketle birazcık da bacaklarla devam edeceğiz. Hazır mısın? Sen biraz dinlen. Bu arada ben hemen pozisyon değiştiriyor olayım. Şimdi hareket esnasında mümkün olduğunca hemen yönümüzü değiştireceğiz. Biraz alt karınla, kuvvetli karın kaslarına sahip olmalarını sağlayacağız. Şimdi beyler senden ricam bacaklarına sımsıkı tutma, tamam mı? Tüm gücünle desteğin alabildiği kadar bacaklarına sıkıcı kuvvetle al ve bacaklarını yöneceksin. Şimdi hareket esnasında diyelim de. Şimdi hareket esnasında mümkün olunca bacaklar diz kapaklarından bükülmeden sımsıkı sabit. Tek bacağı ileriye gönderdik ve yerden destek almadan. Yere en yakın mesafe hemen değiştiriyorum. Bir, iki, bacaklar aynı zamanda şıpagat hareketine hazırlanmış oluyor. Üç, iyice düşür. Dört, hadi devam. Beş, altı, yedi, biraz daha düşür. Sekiz, hadi kaldır. Dokuz ve son tekrar. Evet, gel bakalım. Biraz dinlenelim ve bir sonraki egzersize devam edelim. Bir sonraki hareketimizde, beyler sen dinlen. Yine aynı pozisyonda olacak. Biraz da alt karın kaslarını kuvvetlendireceğiz. Ve mümkün olduğunca şimdi şıpagata yardımcı destek egzersizimizi yaz yaptık. Biraz da karın kaslarını kuvvetlendirip artık kor bölgesini çalıştırıyor olacağız. Hadi kaldır bacakları yukarıya. Sımsıkı. Şimdi bacakları dizlerden bükmeden, yere en yakın mesafe, yerden destek almadan indir. Ve yavaşça tekrar kaldır. Hop. Dört, süpersin. Üç, iki ve son bir. Süper Berilay, beni sizlerden kocaman kalmışlar. Yorulduk, bizimle birlikte güzel videolar hazırladı. Öncelikle ona teşekkür ediyoruz. Evet, bizler antrenmanımızın sonuna geldik. Berilay'la birlikte mümkün olduğunca sizlere güzel ve eğlenceli vakit geçirebileceğiniz kısa videolar hazırlamaya devam edeceğiz. Yalnız sona gelmeden önce Berilay biz her antrenman sonra yapıyorduk. Evet, koş sütünü alayım ben. Çocuklar sizler de lütfen her antrenman sonunda bir kutu ya da bir bardak mümkün olduğunca sütünüzü içmeyi unutmayın. Bu arada sizlere söylemek istediğimiz çok kısa bir dipnot var ve sonrasında tekrar görüşmek üzere sizlere veda edeceğiz. Bizler sizlerin evde kalıp mümkün olduğunca bu virüs salgınından korunmanız için elimizden geldiği kadar çalışmaya devam edeceğiz. Fakat sizler de evde kalıp yapmış olduğunuz bu egzersizleri kısa videolar ya da herhangi bir resim olarak bize challenge başlatıp mümkün olduğunca gönderebilirsiniz. Bizler de sizin de göndermiş olduğunuz challenge'lara cevaplar vermeye devam ediyor olacağız. Unutmayın, göndermiş olduğunuz video ve resimlerde evde kalı hashtag'i ve mümkün olduğunca Yeni Mahalle Belediyesi Spor Kulübü Instagram sayfasını ekleyip devam edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.